Değerli izleyenler, Peygamber Sevdaları Vakfı İstanbul'da Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliği düzenledi. İstanbul Yeni Kapı miting alanında düzenlenen etkinlik, on binlerce peygamber aşığının katılımıyla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın İstanbul Yeni Kapı miting alanında düzenlediği Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliği peygamber aşıklarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temasıyla gerçekleştirilen etkinlik için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın eden peygamber aşıkları, tevhid bandajları ve dalgalandırılan flama ve tevhid bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, alim ve kanaat önderleriyle siyasi parti yetkilileri de katıldı. Televizyonumuz programcılarından Mustafa Karakaş'ın sunuculuğunu yaptığı program, Hafız Yasin Turan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte önce Mevlid-i Şerif okundu. Ardından ilahiler seslendirildi. Ya Hazreti Muhammed, Habibi Hudaya, Muhammed Mustafa'ya. Okunan ilahileri halkında eşlik ettiği programda çocukların okuduğu ilahiler programa ayrı bir renk kattı. Şiir dinletisine de yer verilen etkinlik büyük bir coşkuya sahne oldu. Değerli izleyenler, Peygamber Sevdaları Vakfı'nın İstanbul Yeni Kapı miting alanında düzenlediği etkinlik büyük bir coşkuya sahne olurken programda birer konuşma yapan Peygamber Sevdaları Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ile İttihadul Ulema üyelerinden Ömer Çelik Hoca önemli mesajlar verdiler. Programda Peygamber Sevdaları Vakfı'nın 2019 Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliği mesajı da okundu. Peygamber Sevdalıları Vakfı İstanbul'da düzenlediği Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliğini, ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temasıyla gerçekleştirdi. Selam selam sana indi, yüce kelam kurban sana. Tekbir ve selavat seslerinin bir an olsun eksilmediği programda Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş Hoca bir konuşma yaptı. Burası gerçekten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şehri İstanbul. Konuşmasında Peygamber Efendimizin ahlak ve adaletinden örnekler veren Göktaş Hoca İstanbul'un İslami kimliğine de vurgu yaptı. Ve İstanbul söylediğimiz gibi sadece minareleri ile, sütunlarıyla, kubbeleriyle değil, ulemasıyla, alimleriyle, meşayihiyle, medreseleriyle, ilahiyat fakülteleriyle, imam hatip okullarıyla, vakıflarıyla, dernekleriyle gerçekten Muhammedi bir şehir. Elhamdülillah Rabbim bu güzel sıfatı, bu güzel özelliği İstanbul'dan, İslam'ı İstanbul'dan, İstanbul'u da İslam'dan ayırmasın. Sizler olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle bu devam edecektir. Programda İttihadül Ulema üyelerinden Ömer Çelik Hoca da bir konuşma yaptı.
Bizim için yegane kurtuluş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına uymak ve çocuklarımızı Efendimizin yüce ahlakını öğreterek yetiştirmektir, eğitmektir. Eğer bugün sokaklarda gençlerimiz uyuşturucuya müptela olmuşsa, eğer bugün çocuklarımız içkiye, kumara müptela olmuşsa, bunun sorumlusu da yine biziz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızdır. Hiçbirisi uzaydan ya da başka bir ülkeden gelmedi. Sorumlusu biziz. İçinde bulunduğumuz ahvali değiştirmek istiyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına dönmemiz gerekir. Programda Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın 2019 Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliği mesajı da okundu. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar, alimi varis bilir. Müslüman alimler tevhid yolunun devam ettiricileridirler. Estağfirullah, kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Peygamber adaleti ilme ve alime sahip çıkmayı gerektirir. Müslüman alimleri sahiplenmek, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Bu sorumluluk tüm Müslümanlara aittir.